Merhaba, ben Gizem. 1.65 boyunda, üniversite mezunu, iki dil bilen, kalemi güçlü, sorumluluk sahibi ve bekar bir kızım. Gizemli dünyama hoş geldiniz. Blogumun adından da anlaşılacağı gibi adım Gizem. Bloggerim. Fena sayılmayacak bir takipçi sayım var. Her gün buradan denediğim ürünleri okurlarıma tanıtıyorum. Mesela bir burun şekillendirici. Ya da bir şapka şemsiye. Veya yanak selüplerine karşı bir masaj aleti. Bu ürünleri denerken inanın çok yoruluyorum. Ya da Hacı Yatmaz şeklinde bir balon. Tanıtıyordum desem daha doğru olacak sanırım. Çünkü benim canım arkadaşlarım Esin. Evlilik yaşı geldi de geçiyor. Halkla ilişkiler uzmanı ama gönül işlerinde pek de başarılı olduğunu söyleyemem. Şu sıralar hem işsiz hem de aşksız. Gelelim İnci'ye. Bizim grubun akıl küpü. Kendisi bir anaokulu öğretmeni. Ana demişken İnci'nin annesi de bu aralar kızına koca aramakla kafayı bozmuş durumda. İnci de istemem yan cebime havalarında. Esin ve İnci'ye verdiğim tavsiyelerden yazı yazmaya fırsat bulamayınca ben de buna bir çözüm buldum. Nasıl mı? Gelin isterseniz önce onu görelim. Geldim. Yeni bir paketiniz var. Umarım çalışmanızı bölmemişimdir Gizem Hanım. Bu arada kız kardeşim de yakın takipçiniz. Acaba bir gün kendisiyle selfie çekilebilir miyim diyor. Müsait bir zamanda neden olmasın? Hatta dilerseniz telefonla görüntülü bir arayabilirim. Ay yok, benim şu anda çok işim var, yani yazımın başına dönmem lazım. Kısacık. Üzgünüm, başka zaman söz. Alayım ben paketi. Kısacık. Başka zaman söz diyelim. Lütfen kardeşinize selamlarımı ilet. İyi günler. İyi günler Gizem Hanım. Bu ne ya? Yalnız kadınların derdine derman olacak bir ürün. Sevgiliniz yok diye üzülmeyin. Biz size başınızı omzuna dayayacağınız sıcacık bir sevgili omzu için söz veriyoruz. Yuh artık, gerçekten çüş yani. Ya bir yastıkta teselli bulacak kadar düşmedik herhalde. Bunu tanıtamayacağım, doğru çöpe. Alo, Gizem. Kızım, sana bomba gibi bir haberim var. Burak'tan ayrıldım. Ne? Yanlış duymadın. Seni dinledim, aynen dediğin gibi yaptım. Vallahi Burak, bak benim yaşım gelmiş 30'lara, anladın mı? Benim burada seni bekleyecek bir ayım dahi yok ya. Ha eğer sen bana evlenme teklifi etmiyorsan bu iş bitti. Deyip bastım tekmeye gitti. Ha şöyle kızım ya, bak sonunda dediğime geldin. Vallahi bu sefer kararlıyım kızım. Artık kesin bitti bu iş. Artık ben direkt önüme bakıyorum. Esin, orada mısın? Ay buradayım hayatım, düşüyordum. Neyse, ne diyordum ben? Felaket gaza geldim kızım. Biliyorsun bugün iş görüşmem var. Ben bu iş görüşmesini bu gazla kesin alırım. Keşke sözümü daha önceden dinleseydin. O kadar yılını boşa heba etmezdin. Kızım, biyolojik saatin tik tak çalışıyorken, hormonların tavan yapmışken daha ne kadar bekleyebilirdin ki? Aynen öyle. Vallahi evrene öyle bir mesaj gönderdim ki sonunda duydu beni. Evrene mesaj göndermekle olmuyor işte o işler. Hadi neyse, akşama konuşuruz. Ay tamam tamam, sustum, vallahi kapatıyorum. Hadi. Hadi bay bay. Tamam canım, görüşürüz. O işi almadan gelme. Bol şans. Hadi kızım, göster kendini. Esin Hanım. Evet. Son dakika bir değişiklik oldu. İnsan kaynakları müdürümüzün bir işi çıktı. Tüh. Ama görüşmeyi bizzat kendisi yapacak patronumuzun. Nasıl yani? Yani diyorsunuz ki bayağı patronun ta kendisi. Evet. Yani hani böyle yönetim üyesi kurulu falan değil. Bayağı direkt patron. Evet efendim. Şöyle mi gidiyordum? Evet buyurun. Tamam, teşekkürler. Bülent Bey, Esin Hanım geldi. Gelsin. Teşekkürler.
Allah'ım patrona bak. Taş gibi ya. Merhaba. Merhaba. Maşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Bülent Kıyı. Şöyle geçin lütfen. Çocuk resmi yok. Harmandaysak yok. Allah'ım bütün kodlar o kesin bekar. Hem patron hem de bekar. Demek 85 doğumlusunuz. Evet 85. Ama şöyle yani 85'in son ayları. Yani biz buna 86 diyebiliriz. 86 diyelim. Peki. Sigara kullanıyor musunuz? Sigara asla kullanmıyorum. Ama yani kalem gibi sigara bireyi sarıyorum. Yani bir yersiniz hani herhalde bir daha vazgeçemezsiniz falan. Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Boş zamanlarımda oturur sarma sararım. Sonra onları bir güzel buzluğa koyarım. Hani bilirsiniz böyle aniden misafir falan gelir yani o an onlar öyle bir hayat kurtarıyor ki. İşte böyle patisserie dediğimiz şey hani pasta börek kursları falan bunlara gidiyorum. Aman Allah'ım neler diyorum ben ya. İsim kendine gel. Evli misiniz? Ben? Evlilik asla. Bakın yüzükte yok gördünüz mü? Evli değilim. Bekarım. Ama tabii yani düzgün bir kısmet çıkarsa neden olmasın değil mi? Anlıyorum. Hayır yani şu yüzden soruyorum. Evlenip çocuk sahibi olursanız çalışmayı düşünür müsünüz? Çocuğu düşünüyorum. Ama çalışmayı düşünmüyorum. Yani ilk 6 ay en azından değil mi? Hani sonuçta anne sütünün önemi büyük. Pardon, anlayamadım. Evlenirsek... yani evlenirsem hani diyorum ki çocuk da yaparım kariyerde. Of, neler diyorum ben? Bence siz bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmalısınız. Değil mi? Çalışmak size göre değil. Ben sizi anladım. İyi günler. Of kızım ne yaptın ya? Koca bulacağım diye gül gibi işi kaçırdım. Dur sana. Efendim İnci'cim. Alo canım ne yapıyorsun? Çocuklar önünüzdeki resimleri böyle çizgiye taşımadan sessizce boyuyorsunuz tamam mı? Ben hemen geliyorum. Ay müsait misin canım? Ay müsaitim canım. Müsait olmamak gibi bir şansım var mı? Kızım bombayı duydun mu? Ya bu Esin'le Burak bu sefer kesin ayrılmışlar. Duydum. Ay, vallahi ben korkuyorum bu sefer. Esin sence kolay atlatabilecek mi bu durumu? Atlatır canım ne var ki bunda? Ama ben yine de ne olur ne olmaz gelirken böyle bir çikolata, bir kutu mendil, abur cubur şöyle ayrılık sonrası acil durum paketini hazır getireyim değil mi? Ne olur ne olmaz. Şşş sesini alın bakalım. Ne oldu? Yetti kızım bu ikinizin de evlenme saplantısı. Sabahtan beri iki satır yazdırmadınız. Size akıl hocalığı yapmaktan yazımı yazamıyorum. Hayır yani size verdiğim akılları okurlarıma yazsaydım çoktan evlenmişlerdi. Bir dakika ya. Neden yazmıyorum? Evet. İşte sevgili okurlarım o eşi bulunmaz fikir buradan çıktı. Bundan böyle o salak saçma şeyleri yazmaktansa erkekler ve ilişkiler hakkında arkadaşlarıma verdiğim tavsiyeleri yazıp sizinle paylaşırım daha iyi. Ne de olsa iyi bir bloggersam hakkını vermeliyim öyle değil mi? Bölüm 1. Zengin koca zengin mekanlarda bulunur. Öğle yemeği saatini kaçırmadan gitmemiz lazım. Niye? Ne acelemiz var? Mutfak mı kapanıyor ki?
Mutfak değil ama kısmetiniz kapanıyor bayanlar. Hiçbir şey anlamadım. Öğle yemeği saatini geçirdik mi burada buluşmamızın hiçbir anlamı yok. Hadi gelin masada anlatırım. Ay harika bir yermiş ya burası. Ay değil mi ya? Kızlar bir şey diyeceğim. Bizim burada buluşmamızın özel bir nedeni var mı? Yalnız bir yemek benim bir maaşım eder. Ne bu böyle be? Aa! İşte bu yüzden kaybediyorsunuz. Ne kadar büyük düşünürseniz o kadar büyük kısmet ayağınıza gelir. Kızım şifreli şifreli konuşma. Vallahi ben hiçbir şey anlamıyorum biliyorsun. Şimdi şöyle anlatayım. Eğer biz öğle yemeği için Tantunucu'da buluşsaydık nasıl bir koca adayla karşılaşmayı düşünüyordunuz? Ne kadar çok hesap o kadar çok cüzdanı dolu zengin av demek. Ay ne doğru söylüyorsun. Tabii doğru. İşte büyük düşünün derken kastettiğim şey buydu. Eğer zengin bir koca istiyorsanız paraya kıyacaksınız. Çünkü zengin koca zengin mekanlarda olur. Ay hiç boştan düşünmemiştim ben. Ay zaten düşünmüş olsaydım burada bunu konuşuyor olmazdık. Evde kaldım diye başımın etini yediniz. Ben de sizi iş edinip blogumda yazmaya karar verdim. Ay ne tatlı kızsın ya. Süper bir fikirmiş bu. Evet çok güzel olmuş. Daha bitmedi. Nitelikli koca adayları nerede ve nasıl bulunur? Kısmet bizim ayağımıza gelmiyorsa biz kısmetin ayağına nasıl gideriz? Ve daha bunun gibi bir sürü şey. Hadi menüye bakın da sipariş verelim artık. Sen ismi alacaksın herhalde. Esin'cim ne yapıyorsun telefona bakıyorsun? Onu mu düşünüyorsun hala? Yok canım ne düşüneceğim ya? Yani normal hayatına devam ediyordur sonuçta o. Ayrılık koymaz ona. Yok abiciğim. Ne arıyor ne mesaj atıyor. Kesin vazgeçti benden. Ben en iyisi öldüreyim kendimi. Bunun başka türlü bir şey yok. Ya dur ne yapıyorsun lan? Lan ne dedin sen? İçim yanıyor abicim, içim yanıyor. İçim yanıyormuş. Kendine gel ya. Şişt. Hayatta tek ayrılan sen misin? Kendine gel ya. Selam millet. Selam canım. Nerede kaldın oğlum sen? Abicim pastaneye uğradım size poğaça almaya. Al bakayım. Ne yapıyor bu ya? Ne oluyor lan buna? Neyse al. Pastanede bir kız vardı. Gözlerimin içine öyle bir baktı ki. Az kalsın diz çöküp evlenme teklif ediyordu. Esin de evlenmek istedi. Ben yapamadım. Yapamadım ben. Ben yapamadım. Hakikaten ha. Yapılır mı gönüllü bir kıza bu? Yasin. Yapamaz. Aptalım ben. Aptalım ben. Bırakın ben öldüreceğim kendimi. Bunun başka bir çözümü yok. Ya dur saçmalama sen... bırak. Esin! Saçmalama ya. Hadi abi gözünü seveyim. Toparlan bir kendine gel ya. Gelemem abiciğim. Esin gelmeden ben kendime gelemem. Bana bak. Gidin Esin'e deyin ki Burak hastalandı. Çok hasta yataklara düştü deyin. İnce hastalığa yakalandı deyin. Şimdi o girip beni hasta görmeyince... Çok ince hastalık sen anlamazsın deriz. Saf trip diyor. Bir şeydir anlamaz. Hadi Allah aşkına gidin söyleyin. Ben 30 yaşayamam Esin. Bağırma. Esin mesin gelmiyor tamam mı? Sen de kendine geliyorsun. Şu haline bak. Ama abicim ne yapsın? Adam haklı. Yapılır mı gürlü bir kıza haklı? Yasin. Oğlum seni buraya teselli et diye çağırdık. Ne diyorsun sen? Teselli etmesine edeyim abicim. Tamam da bunun gibi bir adam nasıl olur da böyle evlenecek bir kızı kaçırır ben anlamıyorum abicim. Hayır yani ne yapıyorsa söylesin ne yaptıysa söylesin. Biz aynısını yapmayalım. Ben bir şey yapmadım kardeşim. O beni terk etti. Vallahi kardeşim Ali Veli Veli Ali. Yani ne fark eder ki? Ben bir fark göremiyorum. Oğlum Ali'ciğim bak Esin'in bir yerinin içinde hayatta biri var da benden saklıyorsanız yemin edemezsiniz. Dur. Saklamayın kardeşim benden gizlemeyin Allah aşkına söyleyin ben her şeyi. Ben kendimi en kutusunda hazırladım birisi var hayatımda ne olur söyleyin. Oğlum Ali kim beni kim ben hiçbir şey anlamadım ya. Yani diyorum ki abicim kim kime ne yapmış ne fark eder bitti mi bitti onu diyorum yani. Bir ara bir mesaj at be kızım bu kadar çabuk mu vazgeçtin bizden? Vallahi kardeşim bulmuşsun evlenilecek kızı, evlenmezsen olacağı budur işte. Bir kısmetin falan çıkar diye ben sürekli cebimde bununla geziyorum ben abicim bununla. He bir kısmet çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ama olsun ya çıkarsa? Sok. Gözüme sok Yasin. Yasin onu ikide bir çıkarıp çıkarıp benim de sinirlerimi tepeme çıkarma sokun cebine çabuk. Çabuk. Bana bak. Acaba Esin'i arasam açar mı? Yok yok. En iyisi biz onun arkadaşını arayalım. Olur mu? Kim arkadaşı kim? Şu neydi adı bir tane var ya Gizem. Ha blogger olan. Gerçi hep o Sarıçıyan'ın başının altından çıktı bu ayrılık fikirleri. Ben onların intikamını almasını bilirim. O
kadar dedim sana Burak'tan bir cacık olmaz diye. Aman evet doğru söylüyorsun. Bakın size söz veriyorum eğer bir ay içinde ikiniz de birer tane koca bulamazsanız saçımı keseceğim. Bak şuraya yazıyorum. Ha, inşallah. Senin iş görüşmen nasıl geçti anlatsana. Ay sormayın ya berbat. Ya resmen mahvettim. Neden? Neden? Çünkü güzelim iş görüşmesini sen git bildiğin izdivaç programına çevir. Tabii böyle olunca ne oldu? Hem güzelim işi kaybettim hem de koca adayını. Ay yine öyle kızlar. Yani rezil oldum. Şimdi söyleyeceklerime kulak verin ve yeni avınıza konsantre olun. Ders 1. Etrafınıza güzelce bir bakın. Ne görüyorsunuz? Vallahi çok romantik. Ben güzel güzel çiçekler görüyorum. İnce. Tamam be. Vallahi hayatım bana sorarsan böyle pahalı parfümlü, zengin koca adaylarını görüyorum. Aynen öyle. Çünkü aradığımız koca adayları öğle yemeği için böyle mekanları tercih ediyorlar. Kızım var ya ağzım açık dinliyorum. Seni bir yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Al benden de o kadar. Şimdi. Şurada oturan yakışıklıyı görüyor musunuz? Ders 1. Önce parmağına bakıyoruz. Yüzük yok. Demek ki evli değil. Sonra da yavaşça yanına süzülüyoruz. Ay yok ben yapamayacağım. Ben yaparım. Esin, bir bahaneyle git sohbeti başlat. Ama sakın iş görüşmesinde yaptığın şeyleri yapma. Kızlar, hata bir kere yapılır. Kendime güvenim tam. İzleyin ve gör. Göreyim seni. Merhaba. Merhaba. Ya okuduğumuz dergi dikkatimi çekti de adı neydi? İstiyorsanız size verebilirim. Benim çok ilgimi çekmedi. Sıkıntıdan bakıyordum. Ben de onu diyecektim. Yani ne kadar gereksiz bilgiler varsa hepsini bir derginin içinde toplamışlar resmen değil mi? Tabii. Aa, Esinci? Gamze? Aa, şokum. Kıvanç'la tanışıyor musunuz siz? Kıvanç? Sevgilim. Ay sevgilim. Çok memnun oldum. Merhaba. Tekrar merhaba. Sende yok mu hala bir şeyler? Yok. Biz de nişanımızı bu otelde yapacağız. Organizatörle görüşmeye geldik. Ay çok güzel ya. Kutlarım vallahi tebrik ederim. Mutlu olun inşallah. Darısı senin başına. Gerçi yaşın aldı başını gidiyor. Elini çabuk tut. Tabii. Tabii ne demezsin. Doğru. Neyse hayatım görüşelim mutlaka tamam mı? Düğün telaşımız bitsin. Ararım. Kimmiş o kadın söyle. Ha? Sakın bana evli olduklarını söyleme. Kızım bildiğin sevgilisi. Ne? Bayağı nişanlanacaklar. Nişan töreninde burada yapmak için organizatörle buluşmaya gelmişler. He, biz tabii bu mekanların bu tür organizasyonlar için çiftler tarafından tercih edilebileceğini düşünmedik. Kızdaki çirkin şansına bak ya. Kızım sen bir de bunun eski halini görecektin. Var ya bu her yeri yapılan hali düşün. Hadi be. Vallahi yapılı mapalı. Yüzüğü takacak mı hatun siz ona bakın. Gizem haklı. Bak daha çok hırs yaptım şimdi. Bana bakın. Ocada bile koca buluyorsa sizin bulmamanız mümkün değil. Size bir şey diyeyim kızlar. Bence biz yanlış kişiden ders alıyoruz. Bizim bayağı gidip şu kızdan ders almamız lazım. Ben bu yola baş koydum kızlar. Sizler sahte erkek kolu yastığında avunacak kızlar değilsiniz. Siz sıra bize de gelsin diye bekleyecek kızlar değilsiniz. Siz... Burada bize ekmek yok kızlar. Biz en iyisi gidelim. Hesabı alabilir miyiz? Bizim nav edip bu Gizem'le konuşmamız lazım abicim. Ya boş versene abi. Abicim niye öyle diyorsun? Niye öyle diyorsun ya? Bu zamanda evlenmek çok zor. Bak bana kaç yıldır sürünüyorum abicim. Evlenilecek bir Allah'ın kulu yok. Kıtlık var kardeşim. Kıtlık, kıtlık. Yasin doğru söylüyor kardeşim. Kaçırdım ben gül gibi kızı elimden ya. Aptalım ben ya. Aptalım ben.
aptalım be. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun kardeşim? Arabayı göçerteceksin. Hem bu darbe seni öldürmez ki. Öldürmez tabii, süründürür. Gözümüzün önünde sürünürsün yani. Doğru söylüyorsun abiciğim. Doğru söylüyorsun da ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Esin benim ellerimden kayıp giderken, ben kuş olup uçarken ben durmaz mıydım karşısına? Esin giderken karşısında durup öyle keşke açaydım kollarımı, duraydım karşısında, gitme diyeydim. Benim yüzümden! Esin! Hadi, hadi gel, ilaç vakti geldi, gel. Hadi. Hadi. Sıradaki ürün 500 yıl öncesine ait atlı vazo. Oteli anladım da müzayedede ne işimiz var anlamadım Gizem. Herhalde bu lokma çıkartılmalı koca almayacağız değil mi? Ya burası bulunmaz nimet kızım. Müzayedeler zengin koleksiyonerlerle dolu. Kızım var ya 40 yıl düşünsem aklıma gelmez yemin ediyorum. Bakın şimdi gözünüze kestirdiğiniz biriyle flörtü başlatmak için açık artırmaya katılacaksınız. Biz mi açık artırmaya katılacağız? Anlık için değil herhalde, maksat hareket olsun. Dostlar alışverişte de görsün yani. Aynen. Şimdi tüm bilgileri üstünüze çekmeniz lazım. Ay çok heyecanlısın. Daha önce hiç müzayedeye katılmamıştım. hanımefendi, acaba bir yana kayabilir misiniz? Satıyorum. Sattım. Pardon efendi. Çıkıyor musunuz? Çantamı aldım arabadan. Bir şey mi oldu? Onu demiyorum. Yani biriyle çıkıyor musunuz? Ben çıkmıyorum da. Terbiyesiz. Ne yapıyorsun oğlum? Sen niye yürüyorsun kadına? Ne var abicim? Sende olaylar böyle anlık gelişiyor ya. Belki bende de bir şey olur diye yani. Yoksa nasıl bulacağım ben hayatımı kadınla? Serpmişsin arabadan. Çık, ben kullanacağım. Çık. Al be, al. Gizem ile bu yerde bir yerlerde olacaktı abi. Tamam da abicim ne diyeceğiz? Merhaba Gizem, hello, biz geldik mi diyeceğiz? Hayır abicim, tesadüfen karşılaşmışız gibi yapacağız. Gizem'le konuşmaya kararlısın yani. Evet abicim, çok kararlıyım. Hadi yürü. Şu gördüğünüz geyik boynuzu birinci lüğü tarafından avlanan bir geyiğe aittir. Şimdiye kadar tam 4 el değiştiren bu boynuz şimdiki avcısını bekliyor. Evet, açılışı 2500 TL ile başlatıyorum. Var mı arttıran? Evet, 3000 TL geldi. Evet, var mı başka arttıran? 3500 TL geldi. Var mı başka arttıran? 4000 geldi. Evet, var mı başka arttıran? Yani 4500. Hanımefendiden 4500 geldi. Var mı başka arttıran? Evet, 5000 geldi. Var mı başka arttıran? 5500. 5500 geldi. Evet. Ye, ne yapıyorsun kızım sen? Elinde patlayacak. Bak sonra bizi anlayacaksın. Ya bir şey olmaz ya. Aa, ne olacak? İnce birazcık sakin mi olsan acaba? Ya baksana başka arttıran da yok. Kızım merak etmeyin ya, çok eğlenceli. Var mı başka arttıran? Evet, satıyorum. Var mı arttıran? Evet, satıyorum. 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 Sattım. Beş bin beş yüz. Şu köşelerine dön bakayım şu ileriden. Kızım bana yardım eder misin inerken?
Ay ederim hayatım. Kızlar siz içeri geçin. Ben arabayı park edip geliyorum. Esin anahtarlar. Nasıl çıkacağım? Yavaş yavaş. Oh. Ay, sağ ol canım. Şuralarda bir yer olacak. Şuradan dön abicim. Tamam abicim. Abicim şuradan dönsene. Abi döneceğim. Ya sana dön diyorum. Ya döneceğim. Lan döneceğim. Dönsün. Abi. Dön dön dön. Ya buyur abicim. Bırak. Tutma diye bağıracağım bunları. Senin yüzünden oldu. Yani. Senin yüzünden oldu. Bunu al bu eve götür bu direksiyonu. Ulan bir şey söyle. Tut. Kucağım nasıl? Aa. 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 Kör müsünüz? Duran arabaya çarptınız ya. Allah Allah. Gizem'in evini bulamadık ama Gizem'i bulduk abicim. Nasıl yani? Burak, siz beni mi takip ediyorsunuz? Yok 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 yok, biz sizi takip etmiyoruz hanımefendi. Arkadaş panik yapınca yanlışlıkla arabanıza vurduk, o kadar. Arkadaşınız onu Esin'i kaybetmeden önce düşünecekti. Hay ağzın bal yesin, sonuna kadar haklısın. Hiç boşuna çeneniyor mu Burak? Esin'in seni görmek isteyeceğini hiç sanmıyorum. İşte tam bu sebepten acaba o güzel çeneni sen yorsan da Esin'i ikna mı etsen diyorum. Ben ikna mıyım acaba? Üzgünüm canım, konuşamam. Siz de biraz dikkatli olun canım, duran arabaya çarptınız. Tampon göçtü be. Tampon mu göçtü? Hanımefendi niye abartıyorsunuz onu anlamadım. Alt tarafı iki çizik var. İki pasta cilalık işi var onun ya. Neyse masrafı karşılarım. İstemez kalsın. Arkadaşımdan uzak durun yeter. Esin Hanım. Ya buna bu kadar para verdiğime inanamıyorum ya. Asıl birazdan söyleyeceklerime inanamayacaksınız. Ay ne oldu ya? Burak ve arkadaşları arabama çarptı. Ne? Kızım belli ki Burak seninle konuşmam için gelmiş buraya. Ama ben de onları güzelce geri püskürttüm. Ay Allah'ım ya, ama çok iyi yapmışsın. Ay çok heyecanlı. Bir şey diyeceğim. Nasıl görünüyordu Burak? Sana ne kızım ya? Boş ver nasıl göründüğünü, biz önümüze bakalım. Abi vallahi dediğin kadar varmış. Ne fena bir kızmış bu Gizem ya. Söyledim abicim. Her şey bu sarı çiyanın başının altından çıkıyor dedim ben size. Ben sizin gibi düşünmüyorum abi. Sen ne zaman bizim gibi düşündün ki acaba Yasin? Ya kıza bak ya. Neymiş efendim? Önce kendinin ikna olması gerekiyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Kimsin sen? Hayır, geldi gül gibi ilişkimizin içine. Tövbe estağfurullah. Acaba o gül gibi ilişkinin içine sen de biraz yapmış olmayasın abi. Ya sen kimden yanasın? Vallahi ben evliliğe kim yakınsa onun tarafındayım. Bende yalan yok. Ya güzel kardeşim, geçmiş geçmişte kalmıştır. Geçmişi unutalım, geleceğe odaklanalım. Yapma gözünü seveyim ya. Ya hayır, benim çok mutlu bir ilişkim vardı. Bizim harika bir ilişkimiz vardı. Ya bizim neyimiz eksikti ya? Neyimiz eksikti bizim? Ben sana söyleyeyim neyiniz eksikti. Boyunuz eksikti abicim, boyunuz eksikti, boyunuz. Yasin. Sok onu cebine, yine çıkardın yırtık çoraptan çıkar gibi ya. Sok cebine onu. Sarı çiyan, sarı çiyan. Evet, nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Bakın kızlar, sizin için herhangi bir koca aramıyoruz. Yakışıklı, evine bağlı, karizmatik, haliyle de zengin, geleceği parlak bir eş arıyoruz. Lütfen. Tabii, tabii, tabii. Peki bu yukarıda saydığımız özellikleri taşıyan koca adaylarını nerede bulabiliriz? Nerede bulabiliriz? Müzayedelerde. Aman canım, yok onu almayalım. Bu genç iş adamlarının takıldığı mekanların listesi. İnanamıyorum sana, neler yapmışsın ya. Sen şaka mısın? Kızım sana inanamıyorum, neler hazırlamış ya. Bu da Genç İş Adamları Derneği üyelerinin listesi. Gizem sana pes kızım. Gerçekten pes. Şuraya bakar mısın ya? Vay be, şunlara bak. Gel abla gel. Burada her şey var. Almayanı dövüyorlar. Delisin kızım sen gerçekten. Yazıklar olsun sana. İnsan bir mesaj attı. Asıl sana yazıklar olsun Esin Hanım. Aa, ne yaptım ben şimdi be? Kızım ben burada kendimi paralıyorum. Sen hala o adamın peşindesin. Aman yok ya. İş başvurusuna cevap gelmiş mi diye bakıyorum. Tabii tabii, biz de yedik. Neyse, biz konumuza dönelim. Dönelim. Bu da uzak durulması gereken mekanların listesi. Uh-huh. Ay spor salonları. Ay süper. Vallahi ben oldum olsun zaten hiç haz etmem spor salonlarından. Koca bulmak için de oralara gidip koşturamayacağım vallahi. Tabii İnci Tane. Yani sen de haklısın. Beni seven her halimle sevsin diyorsun değil mi? Her halimle sevsin tabii. Hah.
tamam ya. Gelmeyin üstüme kızlar, ne olur ya. Hayır, ne bekliyorsun yani, ben onu anlamıyorum. Onca zamandır seni ciddiye almamış adam şimdi mi arayacak? Hayır, nedir yani bu beklenti? Aman ne bileyim ben ya. Yani hani böyle son dakika bir özür mesajı. Of, tamam gelmeyin beni Allah aşkına, koydum buraya al. Ay, gelmeyen mesajın acını bizden çıkarmayasın. Ben burada sizin için uğraşıyorum. Biraz konsantreni buraya ver. Tamam, buradayım. Her şeyim burada. Yalnız pek bana öyle gelmedi. Yani işin içinde biraz sen de varmışsın gibi geldi. Sadece bizim için uğraşmıyor musun gibi oldu ama bilemiyorum. Hayır, daha ne kadar net anlatabilirim acaba? Hayatım, bir şey anlatmana gerek yok. Yani sen de kadınsın sonuçta. Hı. Bakın kızlar, ben bu işe hem size koca bulmak hem de bu macerayı bloğumda yazmak için girdim. Ama eğer istemiyorsanız... Hayır. Yok, küçük bir yanlış anlaşılmaydı canım. Şaka yaptık ya. Beraber koca bulacağız burada. Aa, delirmiş. Neyse. Biz konumuza dönelim o zaman. Hadi. İkinci uzak durmamız gereken yer internet çöp çatanlık siteleri. Yani buradan çıksa çıksa çapkın erkekler çıkar. Pis pis adamlar var. Evet. Aynen. Evet, seviyesiz hiç gerek yok. O zaman Bay Doğru'yu yanlış yerde aramıyoruz kızlar. Bölüm 2. Acil koca aranıyor. Burada mı ince? Evet. Hadi iniyoruz. Aa, hayırdır? Kızım, bir sürü boş yer var. Niye buraya park ettik? Aynen hayatım. Baksana, bu araba nasıl çıkacak? Çıkamayacak zaten. Nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Yok anam, bu sefer ben de hiçbir şey anlamadım. Ay, anlamazsınız tabii. Zaten anlamış olsaydınız çoktan koca bulup evlenmiş oldunuz. Şimdi ben bu arabayı buraya niye park ettim? Niye? Esin sen. Telefon numaranı yazıp arabanın camına koyacaksın. Bu arabanın da zengin ve yakışıklı sahibi geldiğinde seni arayacak. Hem böylelikle alımı da telefonla almış olacağız. Nasıl fikir ama? Kızım var ya, senden resmen korktum. Hemen yapıyorum biliyorsun. Anlıyorum, neler bulmuşsun ya? Haddini bildirmek lazım. Oğlum arabasını çarptık ya, bence bu ona uzun bir süre yeter. Yetmez. Yetmez. Ona öyle güzel bir ders vereceğiz ki. Ayrıca ben bunu kendim için istiyorsam namerdim. Ben bunu tüm erkekler adına istiyorum. İyisi. Aşk acısı neymiş ona göstereceğiz kardeşim. Nasıl olacak abicim bu iş? Tabii ki senin yardımların da güzel kardeşim. Gizem'i kendine aşık edeceksin. Onu bir anda dünyanın en mutlu kadını yapacaksın. Bulutların üzerinde hissedecek kendini. Her yer toz pembe görmeyecek. Sonra bulutların üzerindeyken uçtuğu o kanatlarını çıt diye kıracaksın. Paldır küldür yere yapışacak. Aşk acısı neymiş görecek. Öyle bulagır mulagır. Kafa tutmayla olmuyor bu işler. Tamam, tamam, tamam. Yok abicim, yok. Yani olmaz o iş. Vallahi kardeşim, ben ayarlayayım diyeceğim ama o kız döver beni. Tibet, aslanım, yakışıklı yaparsın sen. Ağzından gir, burnundan çık, hallet şu işi, ha? Eğer bu işi yaparsan, Beşiktaş'ın bu sezonki kombine bileti senin. Hadi be.
Cemal'e beni çok iyi tanıyorsun. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Beni nereden bulacağını çok iyi biliyorsun. Sen tamam. Adamsın oğlum sen. Adamsın. Gol be. Taliska. Taliska o, Taliska. Bu ne terbiyesizlik arkadaş ya? Arabanın sahibi halen daha gelmedi ya. Bomboş otoparkta çeke çeke buraya çekmişler dalı geçer gibi ya. Kimsenin kimseye saygısı kalmamış artık. Ne oluyor burada ya? Kızım engellerine park etmişiz ya. Ay ben böyle şanslı. Gizem, ya sen nereye park ettin dikkat etmedin mi? Ya kızım ben tabelalara bakmadım ki arabanın modeline konsantre oldum. Ya hem siz ne yapıyordunuz o arada bana suç atıyorsunuz? Ya ben sana söyledim bir sürü boş yer var dedim. Niye buraya park ediyorsun dedim. Utanmadan bir de bak numarasını bırakmış buraya. Araç terbiyesi de gelsin arabanın başına. Telefonun kız. Alo. Kocacığım. Hep arar kocası. Ha o değilmiş. Alışverişimiz şimdi bitti hayatım. Geleceğiz birazdan merak etme. Ay sana bir şey diyeyim mi? Bu dünya bitmiş. Vallahi bitmiş yani. Engelli aracın önüne sen gel normal bir araç park et git. Neyse ben sana gelince anlatırım hayatım. Bye bye. Memur bey bence siz arayın devam edin. Arıyoruz da açan yok ki hanımefendi. Terbiyesiz arıyor. İnsanlığın geldiği hale bak ya. Ay cahillik başka hiçbir şey değil canım. İyi düşündün Esin. Aferin sana. Ya rezil olacaktık vallahi. Ay tamam hadi bunu yırttık da şimdi ne yapacağız? Ya akşama kadar burada mı duracağız? Ben sıkıştım. Bir an önce gidelim. Ya İnce anaokulu öğretmeni misin? 5 yaş grubu çocuğu musun belli değil. Ne suyun bitti ne çişin bitti. Bir sussa ne yapacağımızı düşünelim ya. Ulan ne kadar sadece çıktılar böyle ya. Herkes de pek hassasmış vallahi. Ben okulda öğrencilerime söylüyorum. Kendinize saygı duyulmasını istiyorsanız başkalarına saygılı olmalısınız diye ama olamayanlar da varmış. Tamam öğretmen hanım, aldık sosyal içerikli mesajını. Ay kızlar içimi baydınız ama ya. Bakın şu an atışma zamanı değil. Birlik beraberlik zamanı, tamam. Hadi ne yapacağız onu düşünelim. Yok artık. Arabamı çekiyorlar. Çekerler tabii. Şoförün telefonu cevap vermiyor çünkü. Ya o değil de bir de çekiciye para ödeyeceğiz. Bunu da hesapta olmayan harcamalar listesine eklersiniz artık. Saçmalama. Kızlar vallahi yapacak bir şey yok. Yani neyse cezamızı çekeceğiz. Ama üzülmeyin. Benim bir planım var. Ne? Ay ne olur güzel bir şey söyle ne olur. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biz hayırlı bir iş için kredi çekmek istiyoruz da. Allah'ım ne olur şu kredi işini annem öğrenmeden koca babama yardım et. Amin. Hayırlı bir iş için derken araba mı, konut kredisini mi kastettiniz? Koca bulmak için. Pardon? Evlilik için demek istedi değil mi Esin'ciğim? Evet, evet. Aynen öyle. Bunun için kredi çekeceğimize inanamıyorum ya. Kızım bana bir ihtiyaç kredisi mi olur? Evlilik kredisi alacaksınız demek. Peki bu krediyi kim çekecek? Ben çekecekmişim. Buyurun. Ay sus Esin, annem arıyor tamam mı? Alo anneciğim. Canım annem benim, güzel annem. Melek annem nasılsın? Ne oldu ya? Ya yine ne yaptım ya, ne oldu? Anneciğim ödenir o faturalar ya, merak etme. Öf, öderim ben, sen hiç merak etme. Allah Allah. Anneciğim yine mi Saniye teyzenin yeğeni ya? Yine mi Saniye teyzenin yeğeni? Ben sana anlatamıyorum galiba. Ben gerçekten bu şekilde görücü usulü evlenmek istemiyorum ya, anlamıyor musun? İstemiyorum. İnce, çıldırtma beni. Ne diyorsam o olacak. Duydun mu beni? Tamam tamam. Anlaşıldı. Sen vazgeçmeyeceksin.
O zaman bir görüşme ayarla bari. Ben de buluşayım çocukla. Ne yapayım? Ne olacak? Seni mi kıracağım? Tamam mı? Öpüyorum seni. Sen iyi ol yeter ki. Tamam. Ya kızlar vazgeçmiyor annem ya bir türlü. Ya ben istemedikçe o daha çok ısrar ediyor ya. Böyle bir şey var mı? Yok efendim. Saniye teyzenin yeğeni varmışmış. Çok efendiymiş. Bu devirde böylesi asla bulunmazmış. Asla kaçırmamam gerekiyormuş. Kaçırırsam Efsun teyzenin pasaklı kızına kaptırırmışım. Kaptırırsam da kafamı dağlara taşlara vururmuşum. Ya böyle bir şey var mı ya? Ay şiştim ya. Böyle bir şey olamaz, şiştim. Bana bak Gizmo. Benim kesinlikle birini bulmam lazım. Ne yapıyoruz, ediyoruz, bana birini buluyoruz yoksa bu annem yakacak beni. Ne yapmam gerekiyor söyle, hepsini de yapacağım. Şöyle fokuslan kızım ya. Yalnız ben anaokul öğretmeniyim. Nasıl olacak? Yani kuş kadar maaşım var. Söyle bakalım bayan çok büyümüş bu blokçu. Nasıl olacak bu iş? Kızım biz ihtiyaç kredisi aldık ya. Ay ben onu tamamen unuttum. Tabii kızım bayan bizim böyle bir gerçeğimiz var şu an. Kızlar annem bunu da duyarsa beni ne yapar biliyor musunuz? Ortadan ikiye ayırır. Ya şeyi düzmek için beni bankaya götürmüştü zorla. Ben var ya onu zor vazgeçirttim ya. Ya var ya bu iş için kredi çektiğimi duyarsa beni böyle bankanın önüne götürür, ibret olsun diye yolar beni orada. Ya gerçekten yolacak bu kadın beni sizin yüzünüz. Yolacak yani. Bu nasıl bir film seçimidir? Allah'a içim baydı ya. Ya abicim bir dur, bir dur ya. En heyecanlı yeri kız evlenme teklif edecek şimdi. Et abicim. Et. Bak etmezsen benim gibi olursun sonra ekmeği yersin. Ya bir durun, bir sakin, bir sessiz bir izleyelim şunu ya. Oğlum filmin sonunda ne oluyor söyle. Vallahi benim yüreğim dayanmıyor. Ben izleyemeyeceğim ya. Merak etme abicim. Mutlu sonuna bitiyor. Nikah kıyıyorlar. Vallahi. Ben şimdi sizin ikinize de kıyacağım. Kimse de elimden alamayacak. Niye öyle diyorsun abicim ya? Abi taktınız evlilik de evlilik ya. Biraderim sen evlenmeye karşısın diye biz de mi karşı olalım yani? Bu mudur? Allah korusun. Bir saniye kardeşim. Elin havada kaldı. Buyur. Bu ne abicim? Nazar tahtası. Böyle durumlarda bazen tahta bulunmuyor ya. Onun için gittim marangoza kestirdim. İnanılmaz pratik. Ben de istiyorum bundan bir tane. Bu ara acayip bir enerji var üzerimde. Kesin nazar yani. Ben bunu farkındayım, istiyorum bir tane bundan. Abi. Ya abi. Vela kuvvet illa billah aleyhü azim. Onu yarım bırakma. Hadi bakalım kızlar. Kaldırın o güzel popolarınızı. Ay nereye gidiyoruz bu saatte yine ya? Ya vallahi bana bugünlük bu kadar macera yeter. Ben daha olanı biteni azmedemedim yani. Hadi hazırlanın gidiyoruz. Nereye? Acile. Ne? Niye? Acil bir işimiz var. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Bende mi sorun var ya? Ben yine hiçbir şey anlamıyorum yani. Yok adam tabii ki de ben de anlamıyorum hiçbir şey. Nedir? Ya kafayı çalıştırsanıza biraz. Geceleri hastanelerin acillerinde kimler olur? Kimler olur? Sarhoşlar olur. Kavga eden karı kocalar falan herhalde değil mi? Müptelası olduğu dizinin yayından kalktığını öğrenince kalbi dayanamayan teyzeler. İnci. Tabii ki geceleri nöbet tutan genç ve yakışıklı doktorlar. Hey, hey. Doktorlar 30 yaşına gelene kadar kafalarını dersten kaldıramadıkları için yeni doktor olduklarında bekar olma ihtimalleri çok yüksek. Ve unutmayın ki gece nöbetlerini hep genç ve yakışıklı doktorlara veriyorlar. Biz de şimdi ne yapıyoruz? Bu yakışıklıları keşfe gidiyoruz. Hadi bakalım o zaman gidiyoruz hastaneye. Marş marş. Ay bir anda enerji geldi. Merhaba bayanlar baylar, gösteri birazdan başlar. Sahnede bir yıldız var, oyunculukla aldı Oscar. Kendisi kibirli biri, dengesiz ama konuşuyoruz burada. O şimdi Cinderella, özündesin Cinderella. Kararlı ama zararlı, hep atarlı bir muamma. Yüzünde maskesiyle gülümsüyor hafifçe. Kıskanırdı görsem olmaz.
Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hasta kim? Ben. Üçünüz birden mi hastasınız? Esin hasta. Evet, evet. Felaket durumdayım. Peki neyiniz var? Başım ağrıyor. Ayağım ağrıyor. Midesi ağrıyor. Bakın midesi. Midesi bakın nasıl ağrıyor. Gördünüz mü? Çok ağrıyor çok. O öyle bir ağrıyor ki çok ağrıyor. Peki öncesi muayene edelim. Ondan sonra bakalım. Tabii. Tabii muayene etmek lazım çünkü. İyi olur. Doktor Beyciğim, isminiz neydi? Doktor Kenan. Kenan Beyciğim, isim bende. Memnun oldum. Bugün her zamankinden daha farklı bir şeydiniz mi? Yani karnımı yediğim dirsek dışında hayır. Efendim? Aslında ben diyetteyim tabii. Yani hatta öyle sağlıklı bir yeme düzenim var ki inanamazsınız. Anladım. Şimdi karnınıza dokunacağım. Ağrı hissettiğiniz zaman bana söyleyin lütfen. Tamam mı? Burası. Burası. Bura. Evet. Tam bir tanı koyabilmem için bir röntgen alalım. Ondan sonra da ultrasona gönderelim sizi. Daha sonradan konuşuruz. Ama şey... Hemşire Hanım, hastamıza siz eşlik edin röntgen odasına kadar. Sonra da ultrason. Kenan Beyciğim, doktorcuğum. Ya ne yapacağım ben ultrasonda? Vallahi ben arayıp annemi söyleyeyim sizde kalacağım galiba bu akşam. Çünkü bu sabaha kadar sürer belli ki. Ara ara bence de. Ay bir dakika, bir dakika. Doktor Beyciğim siz de bakın olur mu? Çektim. Çok güzel, teşekkür ederim. Sonuçlar temiz. Çok şükür. Ama biz ne olur ne olmaz diye bir tane de endoskopi alalım. O nedir Doktor Beyciğim? Arkadaşımın canı acımayacak değil mi? Yok, fazla uzun sürmez. Çok güzel. Ucunda özel bir kamera olan hortumla midenize gireceğiz. Ve bakacağız ne var ne yok. Bence hiç böyle bir şeye gerek yok. Vallahi hiç gerek yok. Bence çok, ben kendimi çok daha iyi hissediyorum. Vallahi hiç kızlar ağrım da kalmadı. Çok daha iyiyim. Benim çok güzel bir fikrim var Doktor Bey. Ben sizin telefon numaranızı alayım. Evet evet, ben sizin numaranızı alayım. Hani eve giderim, kendimi kötü hissederim falan. Sizi ararım. Nöbetiniz biter gelir, böyle bir kontrol edersiniz. Ben nasıl fikir? Yok, olmaz. Biz burada güzelce muayene edelim sizi. %100 iyi olduğunuzdan emin olalım. Ondan sonra gidersiniz. Tamam mı? Gece nöbetindeydi, görev ben devraldım. Ne? Ay ama olmaz ki öyle. Dosyanıza baktım, her şey yapılmış. Fakat bir şey bulunamamış. Hastanın çıkışını yapabilirsiniz. Buyurun faturanız. Ödeme yaptıktan sonra çıkış yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ay taksit yaparlar değil mi buna? Ne? Ay yemin ediyorum. Ay insan soğuk soğuk tabii. Kesin bayılacak bu sefer ya Gizem. Burak! Tibet, şuraya bir bak, geberiyor galiba. Çalışmıyorsunuz, o yüzden eksik konuşuyorsunuz. Bırak demedim oğlum, bırak dedim, bırak. Bana söyleme abicim. Benim ne kadar çalıştığımı sen biliyorsun. Ayrıca benim kaldıramayacağım ağırlık yok. Ben bir tek Esir'in beni terk etmesini kaldıramıyorum abicim. O zaman kaldıramayacağın ağırlığın altına girmeyeceksin abicim.
Bravo kardeşim. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Bana bak. Yasin sana buradan bir atlarım da o zaman kimse kaldıramaz görürsün. Kardeşim sen de hiçbir şakayı kaldıramıyorsun ha. Vallahi kafam iş yerinize. Hadi ağzınız değil ayaklarınız çalışsın lütfen. Ay Yiğit Bey ne kulsun ya. Vücuda bak be, şu vücuda bak, bak görüyor musun bak. Bak konuşuyor. Gel seni abilerle tanıştırayım. Bak. Bak, bırak, bak. Görüyor musun bak? Bak, bak bu Tibet bak. Bak bırak. Görüyor musun? Vallahi abicim bakıyorum, bakıyorum ama bir türlü senin gördüğün şeyi ben göremiyorum ya. Çünkü abicim sende o derinlik yok. Bu vücudun içindeki kalbi görmek yürek ister, sen de yürek ne gezer. Oğlum başlamayın yine ya. Yalan mı abicim? Yoksa kız terk eder miydi bunu? Şşş ne yapıyorsun oğlum? Duyacak şimdi, bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Ben en azından senin gibi cebimde yüzükle gezmiyorum kardeşim. Abicim kısmetin önümüze ne zaman nerede çıkacağı hiç belli olmaz. Abi sen şaka mısın ya? Salonda bile yüzükle mi dolaşıyorsun sen? Ah, yüzük dedim de aklıma geldi. Ben size bir müjde vermeyi unuttum. Ne oldu abiciğim? Yoksa Esin benimle barışmak için haber falan mı yolladı? Ne oldu? Doğruyu söyle. Ne oldu? Böyle bir şey mi oldu? Ha, duşta seni bekliyormuş. Koş. Koş, Esin oradaymış. Koş, koş, koş. Ne Esin abiciğim? Ne Esin'i? Teyzem beni bir kızla tanıştıracakmış oğlum. Süper haber bu. Kurtulacağız senden. Desene. Hadi inşallah. Ha? Tibet. Sen şu blogger işini ne yaptın abicim? Bak kombineler yanacak ona göre. Ya tamam abicim aklımda ya. Merak etme, aksiyon alacağım. Halledersin sen. Yakışıklı mı benim? Hadi bakayım. Hastane macerasından sonra muazzam olmadı mı? Şöyle bir kendimizi bulalım ya. Ay aman kızım. Arabayı bile yıllık bakıma sokuyoruz ya. Bizim neyimiz eksik değil mi? Aynen öyle. Vallahi ben harcadığımız paraları düşünüyorum. Aman zengin bir koca bulduğunda bunları hiç düşünmene gerek kalmayacak hayatım. Vallahi ben o zaman da düşüneceğim canım. Ayrıca size son bombayı söylemedim. Aa, sen ve bomba. Kızım rahat bıraksana kızı anlatsın. Annem Saniye teyzeyle konuşmuş. Nasıl yani? Ya kafasına taktı kadın, illa tanıştıracak, illa. Valla bu işlerden ne çıkacağı belli olmaz. Bakarsın iyi bir kısmet çıkar yani, nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Bu işi o kadar kafa patlatıyoruz, görücü usulüne kalmadık herhalde. Ya sırf annem sussun diye tamam dedim ya. Yoksa yani annemin atom gücüne bu kadar dayanabildim. Bir şey çıkacağından değil. Valla. Bana giriyorsunuz değil mi abiciğim? Vallahi ben eve gidip dinleneceğim. Hem senin şu bloggera biraz kafa yorayım. Ha, onu ihmal etme. Aman diyeyim ha. Yasin, sen gel bari. Yok abicim, gelemem. Teyzeme benimle tanıştıracağı kızla ilgili bilgi toplamam lazım. Abicim, şu durumda beni yalnız mı bırakacaksın ya? Oğlum alışın ya artık. Hayret bir şey, iyice karı koca gibi olduk. Hadi dağılın, hadi, hadi. Eyvallah, eyvallah. Acıktım ya. Bu ne ya? Gizem Hanım. Bütün hafta sokaklarda dolaşırsam olacağı buydu. Bu saatte anca olsa olsa köşedeki benzinci açık olur. Şaka mı bu?
sarsın beni. Beyefendi, kusura bakmayın. Yani ben cüzdanımı almayı unutmuşum. Çikolatayı da yemiş bulundum. Hem paran yok hem yiyorsun. Şu haline bak ya. Evden kaçtın diyeceğim ama evden kaçma yaşını da geçmişsin sen. Bir dakika ya. Ne diyorsunuz siz? Siz bana yaşın geçmiş mi demek istiyorsunuz? Senin gibi buraya günde kaç kişi geliyor biliyor musun sen? Ne terbiyesiz bir adamsın sen ya. Bekle bekle, polis çağıracağım. Kimi çağırırsan çağır, Allah Allah. Sizin için de sakıncası yoksa çikolatanın parasını ben verebilirim. Siz kim oluyorsunuz da benim çikolatamın parasını veriyorsunuz? Bir dakika ya. Siz benim arabama çarpan çocuk değil misiniz? Evet, ben Burak'ın arkadaşıyım. Yani o gün için sizden özür dilerim. Yalnız siz de duran arabaya çarptınız. Vallahi haklısınız. Yani izin verin çikolatanın parasını ödeyeyim. Yani böylelikle size olan borcumu da ödemiş olurum. Bir çikolatayla borcunuzu ödeyebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Tamponu göçerttiniz ya. Tamponu göçerttim. O zaman size bir çikolata daha alayım. Belki ödeşmiş oluruz ha? İstemem, teşekkürler. Eğer istemiyorsanız benim yapacak bir şeyim yok. Paramı alabilir miyim? Belli ki bayan istemiyor çünkü. Hiç umurumda değil kardeşim. Ben sattım. Kim yedi, kim ödedi beni alakadar etmez. Artık aranızda halledersiniz. Tamam, o zaman bir şartla kabul ediyorum. Eve gider gitmez size borcumu ödeyeceğim. Yani kimseye borçluk almak istemem. Tamam, o zaman ben sizi eve kadar bırakayım. Siz de bana olan borcunuzu ödemiş olursunuz. Kolay gelsin. Eyvallah. Yalnız bir sorum var. Ne var? Ben evin anahtarlarını da unuttum. Güzel. Benim de bir fikrim var. Yani eğer sizin için de uygunsa, kafama herhangi bir şeyle vurmayacaksanız önce bir çilingirciye uğrarız. Hı? Ha yok, istemem. Kalsın diyorsanız basar gaza giderim, sorun değil. Basıp gaza gidin ya, yol orada, Allah Allah. Bu sefer gerçekten gidiyorum. Tamam tamam, geliyorum ben. Bu senin. Tak bakayım. Oldu mu? Oldu. Atlıyorum. Atla. Sıkı tutun. Hazır mısın? Sıkı tutun. Buyurun. Tamamdır. Teşekkürler. Ben cüzdanımı alıp hemen geliyorum. Ne kadar borcun? 250. Yuh. Bu saatte böyle. Yoksa paran ben vereyim. Ne alakası var canım, Allah Allah. Da ben biraz fazla geldi, ondan öyle şey ettim. Normal ama gece gece. Bereket versin. Tekrar çilingire ihtiyacınız olduğunda 7/24 yanınızdayım. Yok kardeşim, bizim çilingire falan ihtiyacımız olmaz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Artık kapıda açıldığına göre gidebilirsin. Teşekkürler. Ne? Çikolatanın parasını vermeyecek misin? Ay ben onu tamamen unuttum ya, kusura bakma. Yok yok, tamam tamam, onu hallederiz. Onu hallederiz de daha büyük bir sorun var. Ben biraz sıkıştım. Eğer lavabo müsaitse kullanabilir miyim? Tabii. Yani soldan ikinci kapı. Teşekkür ederim. Nereden bileyim oğlum? Çatlatmadı adımı söyle. Senin şu çok bilmiş blogger var ya. Onun banyosundayım şu anda. Yuh! Yuh artık yuh! Ne ara o kıvama geldiniz siz?
Neyse tamam hadi kapatıyorum şimdi. Kapatıyorum sonra konuşurum. Hadi bay bay. La bir dur oğlum. Jacuzzi'de misiniz? Neredesiniz? Söyle. Aslanım benim. Seni sarı çiyan seni. Sen benim yakışıklı kardeşime karşı koyabilir misin be? İntikam başlasın. Teşekkür ederim. Kendime yapmıştım ama. Ama içmiş bulundum. Tamam, kalsın. Siz için ben kendime bir tane daha yaparım. Hı. Yani aslında ikram ederdim ama hani ben saat geç oldu diye şey yapmadım. Yo, benim için saat de erken. Bu arada kahve çok iyi olmuş, ellerine sağlık. Bir şey söyleyeceğim. Adın neydi? Burak söyledi ama. Gizem. Gizem. Ne kadar gizemli bir adın var senin. Bu espriyi yapan kaçıncı kişi olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Tahmin ediyorum. Benim de Tibet. Gülebilirsin. Alışkınım ben. Gerçekten gülebilirsin. Ne güldüğümü biliyor musun? Biliyorum. Ne? Tibet öküzü. Ya ben yıllarca bu damgayla yaşadım. Alışkınım o yüzden. Hatta çok iyi taklidini yapabilirim. İstersen yapayım. Hı? Yapayım mı? Yap. Tut şunu bak. Bak şimdi. İstersen başka hayvanların da taklidini yaparım. Aman aman kalsın. Teşekkürler. Ya benim birazcık başım döndü ya. Otursam iyi olacak. Üşüdüm galiba. Ondan oldu. Sen iyi görünmüyorsun. Ateşin mi var senin ya? Evde derecen var mı? Üşüttüm. Ne yapmak lazım? Doktora götüreyim seni? Yok, gerek yok. Yani ben bir ateş düşürücü alırım. Geçer zaten. Sen de geç kalma istersen. Ha, yok, biraz daha kalabilirim. Gerçekten beni merak etmene gerek yok. Hani bir şey olursa ben kızlara haber veririm. Olmaz küçük hanımefendi, asla bırakmam seni. Ya, ateşin düştüğünü görmeden şuradan şuraya gitmem, onu söyleyeyim. Burcun neydi senin? Öküz. Öküz Burcu. Bölüm 3. En büyük aşklar tesadüflerle başlar.
Günaydın. Günaydın. Nasıl hissediyorsun? İyi. Ya hatta çok iyi. İyi, süper. Umarım çok ses yapmamışımdır. Yo, ben alışığım erken kalkmaya. Da evim pek alışık değil. Yani benden başkasının varlığına. Daha doğrusu bir erkeğin. Bu evde ilk defa bir erkek kalıyor, biliyor musun? Ya arkadaşımın erkek kedisini saymazsak tabii. Garip bir kediydi zaten. Sabaha kadar tırmaladı. Sevmedi beni galiba. Saymayalım biz o kediyi o zaman. Saymayalım. Sevmeyelim de. Sevmeyelim de. Seni sevmeyeni sevmeyelim sana. Tamam. Ha, bu arada senin iyi olman için çorba hazırladım. Hı. Umarım seversin. Severim. Umarım. Babaannemin tarifi bu. Yani bizi bu çorbayla büyüttü diyebilirim. Yani tabii o vefat edince çorbayı kendimiz yapmak zorunda kaldık. Umarım babaannem kadar iyi yapabilmişimdir. Bu arada dolaplar boştu. Allah'tan market yakınmış. Evet ya, ben yoğunluktan alışveriş yapmaya fırsat bulamadım da. He, önemli değil. Nasıl bir yoğunluk? Koca avı. Koca avı? Uzun hikaye ya. Ben sana sonra anlatırım. Kaseler hangi dolapta? Kaseler şu arkanda. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Daha iyisin değil mi? Süperim. Olduğuna göre ben artık gidebilirim. Tamam. O zaman ben de seni yolcu edeyim. Yok yok, sen otur çorbanı iç. İyice dinlen, sonra konuşuruz, tamam mı? Tibet. Her şey için teşekkür ederim.
Hello güzellerim. Hadi kalkın. Sizin poponuzda pireler uçuşurken aradığımız koca adayları sahilde atletik vücutlarını sergiliyorlar. Oo beyler, afiyet olsun. Bakıyorum ben, siz kahvaltıya başlamışsınız. Ne yapacaktık abi, seni mi bekleyecektik? Sen şimdi yolda birine evlilik falan teklif edersin. Hiç bekleyemeyiz kardeşim. Aha. Nereden bildiniz? Az kalsın evlenme teklif ediyordum ha. Ne oldu peki? Zaten evliymiş. Abi sen de şu telefonu elinden bir bırakır mısın ya? Geldik misafirle kahvaltıya, hala elinde telefon var ya. Bir saniye kardeşim ya, ben Esin'i takip ediyorum. Sen yengeyi takip etmiyor musun? Ben de takip edeyim. La öyle değil mi oğlum? Öyle değil. Koy telefonu. Allah Allah. Ben Esin'i hatunumu bul uygulamasından takip ediyorum. Yani Esin şu an tam olarak nerede görebiliyorum. Nasıl? Bayağı adım adım takip ediyorsun. Ama benim bildiğim o uygulamayı kullanabilmen için karşı tarafın onayı gerekmiyor mu? Öyle biliyorum ben. Doğru biliyorsun. Evet öyle. Evet. Esin'in onayı vardı. Vardı. Yani sevgiliyken vardı. Ben de sonra uygulamayı silmedim. Çaka. Takip edince ne olacak abicim? Şu olacak kardeşim. Şimdi Esin'in tam olarak nerede olduğunu biz biliyoruz ya. Biz Esin'in tam olarak olduğu yere gideceğiz ve sanki tesadüfen karşılaşmışız gibi yapacağız. Anladın mı? O yüzden hadi bir an önce önünüzdekilere in de gidelim hadi. Oh, oh, vallahi billahi sahilde. Vallahi sahilde. Hadi kalkın gidiyoruz. Ne sahil? Hangi sahil? Ne diyorsun ya? Kardeşim bak, görmüyor musun? Tam olarak sahilde. Hadi yürüyün ya. Kardeşim daha ben bir lokma bir şey yemedim ya. Sandviç yap, yolda yersin. Hadi. Bak size söz veriyorum. Şu Esin'le bir barışayım. Size en kral yerde kahvaltı ısmarlayacağım. Ama çabuk olun biraz. Hadi yürüyün. He tamam tamam oldu. Valla ne iyi geldi. İyi ki dinlemişiz seni. Valla çok iyi oldu. Yoksa evde annemin dırdığını çekecektim. Ya, inşallah. Gördünüz mü abicim? Ben size söylemiştim. Bak bu program işe yarıyor. Burada da işte. Arkadaşları da yanında. Gördük, gördük. Şişt, bana bak. Siz şimdi gidin bir şeyler falan yiyin. Ben yakın takibe geçeceğim. Kardeşim evde yedirmediniz, burada yedirmediniz. Açım ben, aç aç. Ben gidiyorum şurada yiyeceğim ya. Yasin. Nedir ya? Yasin. Dikkat et, yüzüğün düşmesin lan. Oğlum sen de birazcık çalış ya. Şu blogger işini hallet, bak söz verdin ha. Oğlum çalışıyorum, uygulamaya bile geçtim. Nasıl ya? Ya sen böyle müjdeli bir haberi bana niye vermiyorsun kardeşim? Ya söyleyeceğim de henüz söylenecek bir şey yok. Biraz daha aşama kaydedeyim, sonra konuşuruz tamam mı? Sen var ya adamsın. Adam. Senin o yakışıklı yüzünü ısıtırdım vallahi. Sen de adamsın ha. Ben gideyim çalışayım biraz. Hadi. Hadi görüşürüz. Esin. Seninki burada. Kim benimki ben? Burak işte kızım, kim olacak? Bak orada. Vallahi bu çocuk senin peşini bırakmayacak, ben sana söyleyeyim. Kolay gelsin Esin'ciğim. Allah Allah ya. Madem varsa görüşelim de var böyle hadi. Hanımefendi. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ım. Ay ya ben düzenli olarak her gün koşuyorum ama ben şu an nasıl düştüm hiç anlamadım. Adam. Allah'ım. Müsaade et kardeşim. Müsaade edin. Müsaade et. Müsaade be kardeşim. Aha uzunmuş. Kardeşim ben doktorum ya. Özellikle düşmeler üzerine ihtisasım. Eğer halk sürekli düşene müdahale ederse biz niye okuyoruz bunca yıl ya? Ayıp bir şey. Lütfen devam. Düz pendik sahil. Devam yürü. Buyurun düz devam pendik sahil. Hadi yardım. Esin iyi misin tatlım? İyi misin? Ne yapıyorsun sen? Yardım ediyorum. Ben yardım ediyormuş. Bir de doktormuş. Nasıl da yalancı ya. Bana bak. Ben buraya senin için düşmedim. Anladın mı? Anladın mı? Kimin için üstüne? Esin sen her düştüğünde ben senin yanında olacağım diye söz verdin bu hayata. Aha o çocuğun peşinden gitme. Esin. Esin. Selam. Nasılsın? İyi. Sen? İyiyim. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Esin ne? Sen aslında ben arayacaktım seni, nasıl olduğunu merak ettim. Ama arama.
Ha, aramamı bekliyordun yani. Kim, ben mi? Ne bileyim, aramadım deyince ben öyle düşündüm. Yok canım, ben niye bekleyeyim ki aramanı yani, fark etmedim bile. Ben senin cümleni tamamlamak için öyle söyledim. İyi peki, nasıl oldun, iyisin değil mi? İyiyim. Kötü olmamı bekliyordum. Hayır, tabii ki kötü olmanı beklemiyordum da en son ateşin vardı ya, o yüzden dedim. Ha, sen onu diyorsun. Yok yani, senden sonra hemen ayağa kalktım zaten. Ha, süper. Çorba işe yaradı öyleyse. Bayağı yaradı. Sevindim. Geliyorum. Demek tanışıyorsunuz Tibet'le. Evet, öyle. Ha, evet, tanıştık Burak'cığım. Sen nasılsın Esin? Seni görmesem daha iyiydi canım. Ooo, bakıyorum keyifler yerinde. Nihayet yenge hanımla aynı masaya oturma şerefine nail olduk. Yenge sensin canım. Bak görüyor musun? Efendim, ben bu Burak adına sizden çok özür diliyorum. Çünkü ben bu Burak'ın yerinde olsaydım size çoktan diz çöküp evlenme teklif ederdim. Peçete lazım mı? Sandınız mı bir şey? Hiç önemli değil. Bende var. Benim telefonum çalıyor. Pardon, özür dilerim. Efendim anne. Dışarıdayız, oturuyoruz. Anne, arkadaşlarımla kafedeyim, ne yapacağım? Gelemem anne, lütfen şimdi olmaz. Tamam, tamam geliyorum. Tamam, öpüyorum. Hadi biz kalkalım kızlar. Ah, hesabı isteyelim. Hesap ödendiyiz. Senin hesabın daha ödenmedi canım. Hesap için teşekkürler beyler. Hadi kızlar. Ya hadi sen zet, ince, hadi. Bu sizin herhalde. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bye bye. Yemin ediyorum öldürürüm seni. Ama elimde kalır. Sıkıştırma, sıkıştırma. Sen kendini ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İnsan var. Yemin ederim öldürürüm. İnsan var kafede. Dağıtın. Dağıt dur ya. Genç ve güzel kadın, arkadaşlarına en uygun eş adaylarını bulmak için canla başla onlar için uğraşırken kendisini tamamen unutmuştur. Ama o da ne? Kaderi onu unutmamış ve sessizce köşede hayatının en büyülü davetini ona hazırlamıştır. Bir dakika ya, ben bunu kızlara nasıl söyleyeceğim? Düşün Gizem, düşün Gizem, kafayı çalıştır. Tabii ya, daveti Tibet'in yaptığını söylemem. Hem zaten davetler onların koca bulmaları için iyi bir fırsat değil mi? Evet, süper. Okey, geliyoruz. Yalnız bir şartım var. Daveti sizin yaptığınız kızlara söylemeyeceğim. Aa, yaşasın!
kadının gizem dolu maceraları devam edecek. Şimdi gelen Esin ve İnci. Sıra geldi onları ikna etmeye. Sakın benden ayrılmayın. Evet, çaylar da geldi. Kızım sana annemin son bombasını anlatsam var ya, hayatta inanmazsın ha. Ay vallahi gelirken dinledim, hala şoktayım resmen. Merakta bırakma da anlat hadi kızım. Ya zorla gelinlikçiye soktu beni. Denemediğim gelinlik kalmadı. Girmediğimiz gelinlikçi kalmadı ya. Kusacağım gelinlikten vallahi. Zuhal teyze alem kadın vallahi ya. Sorma. Ayaklarıma karasular indi vallahi. Neyse kızlar, benim size anlatacağım daha önemli bir şey var. Hafta sonu bir partiye davetliyiz. Ne? Kim davet etti? Üzümlü'ye bağını sorma. Ben sizin için bunun iyi bir fırsat olacağını düşündüm ve kendimi feda edip evet dedim. Fırsat ayağınıza geldi diyorsun yani. Aynen öyle. Yani partide müstakbel koca adaylarınız sizi bekliyor olacak. Ay bir şey diyeceğim. Saniye teyzenin yeğeniyle benim bir görüşmem vardı. Şimdi ona çakışırsa ya gelemezsen falan ne yapacağım? Ay İnci, saçmalama, ertele şunu. Allah Allah, parti diyor ya. Aynen yani. İtiraz istemiyorum. Gidiyoruz. Ay, iyi madem. Bölüm 4. Aşktan kaçılmaz. Karışım var ki susadığınızı bile unutacaksınız. Ben de bir tane soda limon istiyorum. Ben sonra alırım. Biraz etrafa bakacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kardeşim, vakit intikam vaktidir. Git al intikamımı. Kombinelerini de unutma. Beşiktaş kombinesi senin, hadi yürü. Ya tamam, tamam. Pardon, ben korkutmak istememiştim. Üşüdüğünü gördüm de paltonu getireyim size. Hiç gerek yoktu ya. Teşekkür ederim. Hayır, olur mu öyle şey? Daha yeni iyileştin. Hasta olmanı istemem tekrar. Yine başına kalırım diye korktun herhalde. Ya çorbanın tarifini verirdin, olur biterdi. Ya tarifi veremem. Çünkü o bir sır. Ancak gelip yaparsam olur. Niyeymiş o? Babaanne vasiyeti. Ya babaannem tarifi verirken başka kimseye vermedi. İyi peki. Ya ben yorulma diye söylemiştim. Yok. Yorulmam, merak etme. Esin'cim nasılsın Esin'cim? Esin ne Esin ya? Deme bana Esin artık. Ne diyeyim? Aşkım mı diyeyim?
Erinin körü de Burak. Bir de gelmişsin bana burada hala soruyorsun ya. Ya Esin bak ben çok özür diliyorum senden. Ben hatamı anladım. Büyük eşeklik ettim. Gerçekten büyük eşeklik ettim. Ne olursun affet beni. Çok özür diliyorum ben senden. Yeter yeter artık çeneni yorma bana Burak. Tamam mı? Burak. Geçen geceden sonra ortadan kayboldun. Neredesin sen? Gel dedim. Ya geçen geceden beri derken ya sanki insanlar bütün gece berabermişiz gibi algılayacaklar. Canım burada çok gürültü var. Seni hiç duyamıyorum. Sonra konuşup öpüyorum seni çok. İsabet olmuş. Vay be. Vay be Burak Efendi. Vay be. Ya yemin ediyorum alakam yok. Bir bak şu senden sonra bu ne ya? Saçmalama Allah'ın seni. Bak sana yemin ediyorum Fıtratların ne partisinde tanıştık. Allah belanı vermesin senin ya. Ya bak. Hiç vakit kaybetmemişsin. Ya bir çekil. Hiç vakit kaybetmez mi bir insan ya? Eğer beni terk etmeseydin o partide sen de olacaktın ama. Allah Allah. Ya siz de bir geçin hobbitler ya. Allah Allah. Özgürlüğümün tadını çıkartıyorum canım anladın mı? Bence artık sen de kırk yakamdan. Hadi. İnce. Abi. Ya şey diyeceğim. Blog yazdığını öğrendim. Okumak isterim. Hiç tavsiye etmem. Niye ya? Çok mu kötü? Ya yok değil de. Hocam, hem yetenekli hem bu kadar güzel olmak. İkisi bir arada zor olmuyor mu? İlk karşılaştığımızda böyle söylemiyordun ama. En büyük aşklar nefretle başlar. Biliyorsun değil mi? Aa, çok klişe. Daha yaratıcı olabilirsin bence. Yani blogger olan sensin. Senin kadar yetenekli değilim. Yazmayı beceremem. Bal gibi de bana yazıyorsun da. Efendim anlamadım. Hiç. Yani diyorum ki acaba hava çok mu soğuk oldu? Hani içeri mi girsin? Evet. Üşüdüm tabii. Üşütme daha fazla. Hadi gel içeri geçelim. Esin, çok mutluyum. Belli oluyor. Başım da dönüyor. İçkiden mi, mutluluktan mı? Ya. Hadi dans, dans. Eller havaya. İnciciğim, İnciciğim. Hadi bak, dökülmeden önce tanelerin gidelim tatlım. Hadi, hadi. Ay ne iyisin, geldik ya buraya böyle. Bütün kurtlarımı döktüm vallahi. Kuzum, bana bak. Sen bizi merak etme, tamam mı? Ama gözünü de dört aç, ne olur ne olmaz. Ya tamam. Hadi canım hadi. Bana bak mesaj at Gülsam da açacağım. Tamam. Ya tamam beni merak etmeyin. Sizi seviyorum. Arkadaşların gittiler mi? Çok gürültü var duyamıyorum. Arkadaşların diyorum gittiler mi? Ha gittiler gittiler. Turn to weeks when you're so far from me.
Kendime gelemedim. Ana bak kahvaltı yaparız demiştim ama baksana gecenin gazileri yüzünden. Benim de başım çatlıyor vallahi. İş olmasa akşama kadar uyurdum ben. Gizem Hanım, bakıyorum sesiniz falanız çıkmıyor. O kadar mutluyum ki. Galiba sonunda ben de aşık oldum. Tabii belli. Belli yani sesinden belli. Ağzın kulaklarında resmen. Ay ne güzel ya. Darısı başıma. Gizem Hanım. Benim bu çocuk gözüm pek tutmuyor. Neyse. Burak'ın arkadaşı olduğu için sana öyle geliyordur. Bilmiyorum. Gizem Hanım, başka neler oldu anlatmayacak mısınız? Anlatırım. Fazla vaktim yok. Birazdan onunla buluşacağım. Ay çok heyecanlı. Hemen akşam olsun. Tamam ama bak akşam bütün detaylarıyla istiyorum ona göre, tamam mı? Gece uzun olacak desene. Neyse öpüyorum şimdi. Kendinize iyi bakın, tamam? Bay bay. Kardeşim, şu Gizem'i nasıl ağına düşürdün? Allah aşkına bir anlat da şöyle içimin yağları erisin ya. Oğlum anlatacak bir şey yok ya. Ayrıca Gizem senin anlattığın kadar kötü biri değilmiş. Hatta fazla iyi biri. Nasıl ya? Etkilendin mi yoksa kızdan? Etkilenmedim. Ha. Aşık oldum. Bıttı. Kardeşim, aramıza hoş geldin. Tanıdığım çok iyi bir kuyumcu var. Sana da bundan bir tane yaptırıyor. Yok yok. Sen kafa buluyorsun kesin benimle kardeşim ama bravo sana. İşte bu rolüne girmişsin. Bu çok iyi bir şey. Oğlum ben seninle kafa bulmuyorum. Tamam. Her şey bir oyunla başladı. Ama sonra etkilendim Gizem'den. Aşık oldum ben. Ve Gizem birazdan gelecek. Ona her şeyin önce oyunla başladığını, sonra ona aşık olduğumu söyleyeceğim. And Oscar goes to kardeşim. İşte bu harika oyunculuğunla Gizem'i kendine aşık ettin. Ondan sonra ne oldu? Gizem sürekli seni düşünüyor. Yattığında sen varsın, kalktığında sen varsın. Bulutların üzerinde geziyor. Toz pembe şu an hayat ona. Şimdi neyin vakti? Şimdi Gizem'in kanatlarını kırıp betona yapıştırmanın vakti kardeşim. Ve sen bu görevi yerine getirdiğin için nadide kulübümüz Beşiktaş'ın kombinesi senin ananın ak sütü gibi sana helaldir. Al kardeşim. Şş, bağırma lan. Gelecek birazdan, duyacak, saçmalama. Hayret bir şeysin. Tibet. Ne oğlum? Ne o? Bak Kuvarecma da bu kafaya takılıyormuş bak. Gizem. Bits.
yani. Valla ben en başına ne demiştim? Benim gözüm bu çocuğu tutmuyor demiştim. Benden gerçekten hoşlandığını sanmıştım. Burak'la birlikte çok güzel oyun oynamışlar bana. Sen dur. Sen dur bak ben o Burak'a neler yapıyorum. Sen gör. Salak kafam. Ben nasıl anlamadım bunun oyun olduğunu ya? Şu halime bak. Bir de kalkmış herkese akıl vermeye kalkıyorum. Koca bulacağım diye söz veriyorum. Önce kendine bak be. Yok. Bitti. Bundan sonra bu yazı yazma serüvenine son veriyorum. Bu konu kapanmıştır. Ay ben sana kıyamam, kıyamam. Ağla dök içine. Ağla, ağla. Ağla dök içine. Allah kahretsin ya. Engellemiş. Ya siz ne aşağılık herifler çıktınız ya? Esin. Allah hepinizi bildiği gibi yapsın Burak. Bak ne desen haklısın. Otur istersen ha. Oturmayacağım. Tamam. Dediğim gibi ne desen haklısın. Ama inan olaylar sonradan çok farklı gelişti. Nasıl olaylar sonradan çok farklı gelişti acaba? Tibet başta benim intikamımı almak için yaklaştı Gizem'e. Ama sonradan gerçekten aşık oldu. İntikam ya. İntikam nedir ya? Ya Tibet aslında her şeyi itiraf edecekti. Ama maalesef itiraf edemeden Gizem öğrendi işte. Bana bak Burak. Eğer bu da oyunun bir parçasıysa... Esin. Bana inanmıyor musun? Sana inanmıyorum Burak. Esin. Bizim hakkımızda konuşmayacak mıyız? Biz mi? Bize bir şey kalmadı Burak. Anladın mı? Sen de artık canımı yorma bence. Gizem kuzum iyisin değil mi? Bak aklım sende hala. Beni düşünme sen. Tanışmana fokuslan. Yoksa annenin dırdırından kurtulamayacaksın. Sorma ya. Saniye teyzeyle iyice başıma dert açtılar yani. Şu tanışma faslı geçsin ben hemen senin yanına geleceğim. Tamam canım. Acele etmene gerek yok. Fotoğraf çekmeyi de unutma. Bir de nerede buluşuyoruz biliyor musun çocuklar? Senin bize koca bulmak için getirdiğin restoran var ya orada buluşuyoruz ya. Oha yani. Esin geldi hadi kapatıyorum ben. Öptüm canım. Hadi bay bay. Merhaba. Mithat Bey adına bir rezervasyon var mı acaba? Yok değil mi? Yok. Yok gelmemiş değil mi şey? Mithat Bey burada. Size onun masasını götüreyim. Ne yapalım götürün yani. Yapacak bir şey yok gideceğiz. Ne yapalım? Gideceğiz işte böyle. Şu halime bak ya. Bayram zaman kesilecek kurbanlık koyun gibi gidiyorum. Ah Allah yaktın beni yaktın. Resmen yaktın. Bir şey mi dediniz? Yok demedim canım. Sen yürü sen yürü. Ben duaya başladım. Birazdan boynum vurulacak da benim. O yüzden yürüyorum böyle. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Yasin'in ne işi var burada ya? Ay Yasin'in. Hay ben Yasin'in. Geç kardeşim şöyle geç bakayım. Sobe, İnci. Sen beni mi takip ediyorsun? Ya saçmalama canım ben biriyle buluşmaya geldim herhalde buraya. Seninle buluşmaya gelmedim. Seni niye takip edeyim canım ben? Annem bir buluşma ayarladı bana.
Hiç hoşlanmıyorum aslında böyle görücü usul işlerden ama ne yaparsın anne, kıramazsın. Yok hakkımı helal etmem, yok sütümü haram ederim. Böyle böyle ısrar etti, ben kıramadım, yapamadım yani. Şey yapamadım, o yüzden geldim. Beyefendi, beyefendi, siz benim canıma mı kastettiniz acaba? Rezil ettiniz beni. Patronunuz nerede? Ben sizi şikayet edeceğim. Tamam, tamam. İnci, İnci. Bir dur, bir sakin ol. Ne sakin ol ya? Ne sakin ol? Ne dedim ben size? Ne dedim? Ben size Yasin Bey mi dedim? Mithat Bey dedim ya. Mithat Bey masasını sordum ben size. Niye bunu buraya getiriyorsunuz? Hanımefendi, burası zaten Mithat Bey masası. Ne? Mithat Bey mi masası? Nasıl Mithat Bey masası bu? Mithat Bey mi masası? Evet kardeşim, teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, Mithat Bey'in masası. Yasin Mithat Bey. Nasıl ya? Mithat. Evet. Yani ben Yasin ismini kullanmayı çok seviyorum ama annem illa dedemin ismi Mithat diye hitap eder bana, Mithoş falan be. Ha, o öyle oldu yani. Tesadüf oldu yani. Evet. İnanmıyorum. Mithat yani sen diye aradın. Görüyor musun bak, ilk defa da yanıma almayı unutmuş. Neyi yanına almayı unuttum? Aa, neyse bu var. Yo ne ya? Maşallah. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Gizem, kuzum ben Burak'la konuştum. Barıştınız mı? Yok, yani öyle bir şey değil. Sen Tibet hakkında konuşmak için gittin. Esin, niye böyle bir şey yaptın? Yani şimdi kendini daha fazla önemseyecek. Ya bak, aslında konu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani Burak'ın bana anlattığına göre Tibet'in duyguları yalan falan değilmiş. Ya tamam, ilk başta bazı şeyler yalanla başlamış belki ama sonradan sana gerçekten aşık olmuş. Burak sana kendini affettirmek için böyle söylüyordur. Gizem, tam sana itiraf edeceği sırada sen bunu duymuşsun. Esin, bu konuyu kapatabilir miyiz artık? Ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Kuzum. Ben bir kahve alacağım, gel. Gizem. Kuzum. Ya tamam. Sen de haklısın. Belki biraz zamana ihtiyacım vardır. Anlayışın için teşekkür ederim kızım. Gel buraya. Seni çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bölüm 5. Aşk yalanı sevmez. Tamam hayatım, şu iş görüşmesini bitireyim, hemen sizdeyim. Gözünü seveyim. Bu kez aynı hataları yapma. Bak, iş görüşmesinde olduğunu unutma. Bence Gizem haklı. Ben sus vereyim canım. Tabii Yasin'e başınızı bağladınız. Sizin için söylemesi çok kolay değil mi tatlım? Vallahi İnci ya. Aramızda en azı sen çıktın. Benim senden hiç umudum yoktu. Kısmet bu işler. Kimin ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Haklısın valla. Neyse kızlar. Ay, ben kapatıyorum, geldim. Hadi bana şans dileyin. Bol şanslar. Bol şans. Hadi, hadi bay bay. Hadi bakalım kızım. Göreyim seni. Buyurun. Patronum sizi içeride bekliyor. Gideyim patron. Çok güzel. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, gözlerim ışığa duyarlı olduğu için size dönemiyorum. Tabii, sorun değil. Yaşınız kaç? 33. CV'nizi inceledik. Gayet başarılı. Teşekkür ederim. Ancak bizim için CV'den daha önemli unsurlar var. Ve işe alınıp alınmamanızı bu unsurlar belirleyecek. Tabii, buyurun. Sizi dinliyorum. Mutfakla aranız nasıl? Yani iyiyimdir. Peki evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yani her genç kız gibi tabii ki istiyorum. Neden olmasın, değil mi? De bunun işimize nasıl bir ilgisi var onu pek anlayamadım açıkçası. Peki sizi her şeyden çok seven erkek arkadaşınız sırf evlenmekten korktuğu için sizi kaybetse ve sonrasında hatasını anlasa. Burak. Onu affeder miydiniz?
soru daha iyisin ama. Tanıtım için yeni bir ürün herhalde. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Bakalım bu sefer ne gönderdiler? Yemek saklayıcı. Kocaman bir kutu. Bu ne ya? Şaka mı bu? Efendim? Paketinizle ilgili bir sorun mu vardı? Yok yok. Yani bir sorun yok. Ben sizi biriyle karıştırdım da. Kusura bakmayın. Birine mi bakmıştın? Benimle evlenir misin? Evet. Time after time.